isim var Soma'da bir maden Ya. işçisini iki özel harekat polisinin yere yatırdığı bir maden işçisini elleri kolları tutulan polisler tarafından tutulmuş bir maden işçisini yerde tekmeleyen bir müşavir. Kimin müşaviri? Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri. AKP iktidarının simgesidir o fotoğraf. Arkadaşlar ben stüdyodayım. Dijivole verin onu. Duvar ekranına verin. Buradan bakarız. Ve tam ekran hocam. Yusuf Yerkel bir dönemin simgesi gerçekten. Bir dönemin simgesi. Müthiş bir simge. O tekme aslında bütün işçi sınıfına, bütün emekçilere, bütün mazlumlara atılan bir tekme. 301 arkadaşı madene gömülmüş. Emekçi onlar. O büyük nezaketi unutabilir miyiz? Bembeyaz örtüyle serilmiş ambulansa alınırken sedyeye kirletirim, ayaklarım kirli diye o simsiyah kömüre batmış çizmelerini çıkarmaya çalışan maden işçisini kimse unutabilir mi? İşte onun arkadaşları. AKP iktidarı bütün ülkeyi aslında Soma'ya çevirdi. İktidara geldikleri ilk andan itibaren mazlumlara ve yoksullara hep öyle o tekmeyi attılar. Onu getirin arkadaşlar, o tekme fotoğrafını. Ana haber bülteninde kullandığımız fotoğraf. Evet, biraz açılın, cimcipli açılın arkadaşlar. Ve onu verelim, paylaşalım. Şimdi sıkı durun, Yusuf Yerkel ne olmuş? Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet bu. Bu fotoğrafı görüyorsunuz. Ben bir çekileyim arkadaşlar, evet. Bir çekilelim, bir kadrajdan çıkalım, evet. Şeyi de alın, KJ'yi de alın. Yere yatırılan bir işçi, bir Soma işçisi. Bundan hakkında dava bile açılmadı. Takipsizlik kararı verildi bu nedenle. Görüyor musunuz? Takipsizlik kararı verildi. Yusuf Yerkel başbakanlık müşaviriydi. Hiçbir iktisat eğitimi yok kendisinin. Kendisi Frankfurt Başkonsolosluğu'na ticaret ateşesi olarak atandı. 6.000 euro maaşla, yani 93.000 lira alacak her ay. Ve başka ayrıcalıkları var. Orada kiraladığı evin kirasını devlet ödeyecek. Biz ödeyeceğiz yani. Türkiye'ye dönüşte kendisine ait bir arabayı sıfır gümrükle getirme hakkına sahip. Yani bir Mercedes arabayla döndüğü zaman emin olun TOFAŞ fiyatına, ki küçümsemek için söylemiyorum, getirmiş olacak. Demek ki bu ülkede AKP yoksulları tekmeleyen, işçileri tekmeleyen, madende hayatlarını yitirmiş olanları tekmeleyen bir zihniyetin iktidarı. Başka hiçbir anlamı yok. Tekmelerseniz ödüllendiriyorsunuz. Önemli olan orada sadakat, davaya bağlılık. Davaya o kadar bağlı ki Yusuf Yerkel. O kadar bağlı ki. O kadar politikleşmiş bir kadro ki, örneğin kendisi devlet memuru değil mi? Devlet memuru değil. O başbakanına biat etmiş bir cihatçı gibi davranıyor. İşçiler orada yürekleri yanmış, kardeşleri, arkadaşları hayatlarını kaybetmiş. Tabii başbakanı protesto edecekler. O protestoyu siz olgunlukla karşılamak, içermek ve onların acılarını paylaşmak durumundasınız. Ama öyle değil. AKP Genel Başkanlığı'nda bir işçiyi markete kadar kovalayıp markette korumalarının yanında dövdüğü iddia edildi. Bu yalanlanmadı. Yusuf Yerkel orada. Şimdi dönüşte yani ayda yaklaşık 100 bin lira maaş. Tam olarak 93 bin lira maaş. Ev kirası oradan. Diğer sınırsız sağlık harcamalarını devlet karşılayacak. Kendisinin ve ailesinin. Bakar mısınız ayrıcalığı? Ve Yusuf Yerkel'in... Daha başka ödemeler de vardır. Daha başka ödemeleri de vardır. Başka ödemeler de vardır. O 100 bin lirayı geçer. Bunlar, evet, çok. Harcırahları siz daha iyi bilirsiniz hocam. Siz müsteşarlık yaptınız. Tabii. Başka ödemeleri de vardır ve Yusuf Yerkel bu şekilde ödüllendirilmiş. Peki ne var? Süper bir şekilde dil mi biliyor? Hayır. Büyük bir iktisat eğitimi var. Hayır. Peki diplomasi eğitimi almış mı? Hayır. Değil mi? Ne diplomat, ne ekonomist, ne de filoloji biliyor. Yani dili çok iyi biliyor. Edebiyatıyla, yazmasıyla, konuşmasıyla, okumasıyla. Bu AKP iktidarının özetidir bu atama. Bir
kafirlerin devlet olarak gördükleri cumhuriyeti bir yağma düzeni kurdular. Cumhuriyeti yağmalama üzerine bir düzen kurdular. O düzenin adı işte AKP iktidarı oluyor. O düzenin adı AKP rejimi oluyor. O düzenin adı dinci, faşizan, totaliter düzen oluyor. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, aynı şeyde gidiyoruz Mertan Yanardağ'la bugün. Ben de şaşırıyorum. Benim açılışta söylediğim ikinci ana konum işsizlikti. Yusuf Yerken... Siz benim değinmediğim yanına değinirsiniz hocam. Evet, Yusuf mutlaka Yerken vardır. Efendi, Yusuf Yerken Efendi Frankfurt Başkonsolosluğu'na atanırken ticaret ateşesi olarak Türkiye'de işsizlik oranları tavanla. Fakat enteresan bir tavan bu. TÜİK'in sayılarına göre, oranlarına göre TÜİK sabit görüyor işsizliği. Yani aydan öne, yıldan yıla öyle çok fazla değişmiyor. Hatta çok daha ilginç şeyler var. Bazen işte Türkiye'nin ulusal geliri düşerken, çıkarken, onlar oynarken ve işsizlik de ona bağlıyken ters orantılı bir takım veriler açıklanıyor filan. Buna karşılık DİSK'in araştırma biriminin yaptığı hesaplamaları, araştırmaları ve eldeki verilere göre tam onun iki katı DİSK'in bulduğu oran %22. Şimdi peki bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bu iktidar dedim ya, yani ahlak yerine etik, efendim işte demokrasi saptırıldı filan, ne kadar oraya bakanlar benim kafa karıştırolog dediğim bir terminoloji ürettiler. Kafa karıştırmak için ne kadar garip terim varsa kullanıyorlar. Şimdi orada da şöyle bir terim icat etmiş TÜİK. Çok bayıldım ona. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz meslekler içerisinde işte kadın erkek meslekleri ayrı ayrı sınıflanırken, kodlanırken ev kadını diye bir kategori var. Ev kadını. Ev kadını işte yani mesleği olmayan, yani çalışmayan kadın demek ama ev işini yapıyor. Yani evde çalışıyor demek. Yani düşünsenek için söylemiyorum. Dışarıda çalışmıyor, evde çalışıyor demek. Bunun da belli ağırlıklarla tabii ekonomiye katkıları var, aileye katkıları var filan. Şimdi bir de genç nüfusa bakılırken işte işçi, öğrenci, efendim iş arıyor, işsiz gibi kategoriler varken bir de ev genci icat edilmiş. Ev gençleri iş aramaktan vazgeçen gençler. Yani şöyle ister inanın ister inanmayın. Gidiyor abi de orada sıra bekliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, başvuru formu dolduruyor. Bir türlü sıra gelmiyor, iş bulamıyor.